Günaydın, herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kahvaltılar bugün Caner'den. Bakın ne güzel omlet yapmış, peynirli sucuklu. Eline sağlık. Afiyet olsun. Çok da güzel gözüküyor. Bakın şaheser. Sen kalktın, hemen hallederim dedim ama sen de kalktın aşkım. Erken kalktın. Uyandın, neden? Çünkü bugün gardırobumuz kurulacak. Montaj ekibi gelecek. O yüzden ben de bugün biraz erken kalkmış oldum. Erken kalkan yol alır. Bugün çok işimiz var. Kurulum yapıldıktan sonra gardırobu yerleştireceğiz. Kahvaltıyı yapalım, enerjimizi toplayalım. Sonra tekrardan görüşeceğiz. Gardırobumuz da burada 4 parça. Birazdan da montaj ekibi gelecek ve şimdi size ne yapacağım biliyor musunuz? 3, 2, 1. Ta-tam! Gardırobumuz kuruldu. O kadar istediğim gibi oldu ki boyu, ölçüleri tam olarak buraya göre yapılmış sanki. Yukarısına da valizlerimi koymayı düşünüyorum. Çok az bir açıklık kaldı ama çok fazla da değil yani. Çok güzel oldu. Şurası da böyle birazcık açıklık kaldı. Burası da güzel oldu. Bana kalanlar da bunlar arkadaşlar. Yerlerde köpükler, koridorda göstereyim. Bunların hepsi atılacak. Önce burayı toparlamakla bir başlayalım. Daha sonrasında gardırobumuzu güzelce sileceğiz ve yerleştireceğiz. Yine Luna ortalıklarda yoktu kızlar. Evde ara ara bulamadık. Nedeni ise eve yabancıların gelmesi. Biliyorsunuz daha önce de böyle bir olay yaşamıştık. Evde bir tadilat vardı ve Luna ortada yoktu. Bakın nereye saklanmış. Ay kafasına düşmesin. Kızım. Sen oraya nasıl girdin? Ha, bir de duvara dönmüş yüzünü ya. Kızım vermeyeceğiz tamam, seni gittiler, kimseye. Gittiler. Tamam, hadi çık artık. Gel hadi. Gittiler. Niye acaba böyle korkuyorlar, saklanıyorlar? Yabancıların geldiğini ses tonundan anlıyor. Evin kaba pisliğini temizledik. Yerlerde köpükler vardı, kartonlar vardı. Onları iyice temizledim. Şimdi asıl meselemiz gardırop silmeye geldi. Ben biraz zorlanacağım gibi gardırobun uzunluğu yüksek olsun, yüksek olsun dedim ama silmesi de bir dert aslında yüksek olunca. Artık Caner de bana yardım edecek. İş boşa düştü, yapacak bir şey yok. Güzelce suyumu da hazırladım buraya. Kovayla sileceğim, sonra kurulayacağım. Öyle sonra diğer gardıroptaki eşyaları getireceğim. Hangimizin gardırobu olsun acaba bu bilemedim. Benim mi, Caner'in mi? Şimdi ben temizliğime başlayayım da daha sonrasında karar veririz artık gardırobun kimin olacağını. Benim de boyum yetişmiyor. O kadar yüksek ki. Nasıl yapacağız? Yettiği kadar. Valla bir temizlik, bir toz almadım kalmıştı aşkım abla. Evet. Toz da maşallah. Aldık. Süpürgeyi yapıyorum elektrik süpürgesini ama toz da aldık. Şimdi işin zevkli kısmına geliyoruz. Zevkli kısmı hangisi? Dolabı yerleştirme. O zevkli mi oluyor? Evet. İyi bakalım. Thank you.
Kızlar bugünlük bu kadar olsun. Burayı düzenlemeyi yarına bırakacağım. Çünkü biz de bayağı bir yorulduk aslında. Kamerayı almadığımız birçok iş hallettik. Daha akşam yemeği hazırlamam gerekiyor. O yüzden yarın bomba gibi devam edeceğiz. Bu arada bavullar da yukarıda hiç de fena olmadı. Çok güzel oldu. İkinci günden tekrardan herkese merhaba. Dün halimden de anladığınız üzere çok kötüydüm. Çok yorulmuştum. O yüzden devam edemedik videoya. Bugün böyle giyindim. Saçımı da saldım. Evde dur. Hep saçımı topluyorum. Salmıyorum da artık. Böyle kendimi salmıştım resmen. Bugün kendime geldim ama daha enerjiyim. İnşallah bu enerjim de sizlere yansır arkadaşlar. Gardırobumuzu düzenleyeceğiz. Dün yapamadık. Karar verdim bu arada. Yeni gardırop Caner'in olacak. Diğeri benim olacak. Şimdi bir çiçeklerimi sulayayım dedim. Ondan sonra işlerime başlayacağım bakalım. Çok güzel oldu, düzenli olacak. En azından bileceğiz. Burası Caner'in gardırobu, diğeri benim gardırobum diye. Şimdi ben bunları renklerine de ayırayım. Biraz benim bu konuda tikim var. Beyazlar aynı sıra, koyu renkliler aynı sıra olması lazım. Şimdi onları da düzenleyeyim. Evet, burası bu şekilde. Sıra geldi pantolonlara. Pantolonları ben bu şekilde kullanıyordum. Bu askı IKEA'dan. Eğer ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Pantolon ve etek askısı diye geçiyor galiba. Caner bu şekilde zorlandığı için pantolonları katlayarak raflarına yerleştireceğim. Aslında böyle daha düzgün ama alırken diyor zorlanıyorum. Birkaç pantolon astığım için zor oluyormuş beyefendiye. O yüzden katlayıp koyacağım bunları da. Vallahi billahi benden çok şortu var. Benim bu kadar şortum yok ya. Burası tamam gibi pantolonları ayarladım. Gömlekleri ve tişörtleri. Bir de Caner'in şortları. Böyle olmasını istedi. Hemen altında istedi pantolon ve şortları. Bana biraz hani dağılır düşer gibi geldi ama bu şekilde daha iyi dedi Caner. Aslında burada raflarımız da var. Buraya başka bir şeyler ilave ederiz diye düşündü. O yüzden bu alanı böyle doldurmak istedik. Kazakları getirdim. Bunları daha üste koyalım. Dolabımın en üst kısmında battaniyelerim var, yorganlarım var ama şimdi benim gardırobumda bunlar dursun istemiyorum. O yüzden bunları Caner'in dolabına göndereceğim. Caner'den yardım istemem lazım. Caner, bunları bana alsana aşkım. Uzanmayayım, ağır bayağı. Bu poşetin içerisinde de bebeğimizin kıyafetleri var. Şimdi bunları poşetinden çıkartıp raflara koysam mı acaba? Tozlanır da. Aslında doğuma yakında yıkanacak ama. Neyse poşetinde dursun ya. Kaldırmayayım değil mi? Böyle bu şekilde ağzını bağlayayım. Böyle. Şuraya koyayım. Burası da bebeğimizin katı olur. Küçük bir mola verdik. Karnımız acıktı. Ben ne zaman işe kalkırsam zaten hemen benim karnım acıkıyor. Böyle birazcık enerjim düşüyor. Makarna yiyeceğim. Spagetti yapacağız. Üzerine peynir ve yoğurt ilave edeceğim ve yiyeceğim afiyetle. Makarnamı yedikten sonra da tekrardan işlerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş şekillenmeye başlıyoruz. Caner'in daha tişörtleri varmış. Ben bunları unutmuşum. Katlayıp kaldırmışım. Bunları da askılayacağım.
askılara bayıldım. O kadar mı güzel olur ya? Askıda duruşu da çok güzel. Diğer askılarıma bakıyorum, acaba dedim onları da değiştirsem mi? Bunlardan ben böyle iki paket almıştım IKEA'dan. Çok güzelmiş. Şuralarında da şöyle askı yerleri de var. Şimdi IKEA'ya gidip bunlardan bir sürü alasım geldi. Evdeki bütün askıları değiştiresim geldi ama IKEA kapalı. Aslında çoğu mağazalar kapalı artık. Madame Coco, Cotton, Mavi. Bütün mağazalar yavaş yavaş kapanmaya başladı. O yüzden artık bu durumlar düzeldikten sonra veya internetten de siparişini verebilirim. Bunlardan alacağım. Giyinme odamız bitti arkadaşlar. Gerçi burası Caner'in giyinme odası oldu artık. Yorganlarım vardı, onları da buraya getirdim ve benim dolabım da inanılmaz boşaldı. Bugün kendi dolabımı düzenlemeyeceğim. Zaten evde bol bol vaktimiz olacağı için başka bir gün kendi dolabımı da yapacağım. Böyle görüyorsunuz, daha boşluklarım var. Buraya da illaki bir şeyler gelecektir. Biliyorsunuz evde ne kadar boşluk varsa hepsi doluyor. Aşkım, bütün yorgan yastıkları bana koymuşsun. Tabii benim dolabımda olmasın onlar diye buraya getirdim. Bu şekilde düzenledik dolabımızı. Burada da montlarımız var. Bunlar yine bu şekilde duracak. Çünkü gardıroba sığdıramazdım bunu. Görüyorsunuz askı yerleri küçük olduğu için ve kabanlar da kalın olduğu için sığmayacaktı. Bunlar da bu şekilde durmaya devam edecek. Bir de biz burası için fiyat aldık. Burayı kırdırıp buraya böyle boydan boya yere kadar cam ve sürgülü olsun istiyordum ki balkonumu kullanabileyim diye. 1750 lira fiyat verdiler bize. Uygun geldi aslında ama birazcık daha düşüneceğiz bunu yaptırtmak için. Onun da bilgisini vereyim. Şimdi bu odadan çıkacağım. Son olarak bir villa da atarım buraya. Buradan çıkarım. Ama çok güzel oldu. Çok düzenli oldu. En azından eşyalarımız Caner'le karışmayacak. Benimkinler ayrı, Caner'inkiler ayrı olmuş olacak. Birazdan akşam yemeğine başlayacağım. Caner'i markete gönderdim. Evin eksikleri vardı ama hiçbir şey bulamamış. Bugünün menüsünde bu arada bu evde uzun süredir yapılmayan patates kızartması var. Karışık yapacaktım ama maalesef karışık yapamıyoruz. Çünkü marketlerde hiçbir şey kalmamış. Ne soğan varmış, ne biber, ne kabak. Hiçbir şey yok diyor Caner. Ekmek almış, elma ve muz. Meyve olarak sadece bunlar varmış. Kivi falan da istemiştim. Hiçbir şey yokmuş dediğim gibi. Kendini makarna alınca dünyayı kurtaracağını sanan insanlar var. Bir tane makarna yok. Makarna kalmamış bir mı? Bir tane yok. Ciddi misin sen? Herkes makarna yok. Ama bizim evin burada hemen yakınımızda BİM var ve BİM'in önü hiçbir şekilde boş kalmıyor. Sürekli bir araba geliyor, bir araba gidiyor. Yani çok fazla alışveriş yapan insanlar var. Eldiven de bulamadın hala. Eldiven de yok. Çok güzel. Hiçbir şey yok. Ne yapacağız böyle bilmiyorum. İlk önce bir patlıcanlarımı doğrayacağım. Burada tuzlu su hazırladım. İçerisinde biraz bekleteceğim. Luna. Luna oyun oynuyor koridorda. Sinek oyuncu kedisini. Oyuncu kedisini. Luna'yı diyete sokacağım. Gitgide kilo almaya başladı. Yanakları dolgun dolgun. Tüylerinden mi bilmiyorum ama kilo aldığı kesin. Kızartmamız hazır arkadaşlar. Sarımsaklı yoğurt da çırptım üzerine. Ve bir vlogun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.